Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Sims 4 Parenthood oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde normal aile yaşantımıza devam etmiştik. Şimdi bu bölümde yapmak istediğim şeyler var. İlk başta daha önce bu Parenthood serisinde hiç yapmadığım şey olan kariyerlere odaklanma olayını bu bölümde yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Parenthood serisinde biz direkten hazır paraya konduk. Dolayısıyla kariyer alanında herhangi bir iyileştirme veya kariyer alanında büyük ilerlemeler yapmadık. Bu bölümde birazcık kariyerlere de odaklanmak istiyorum. Şimdi saat sabahın 4'ü ve bizim 5 saat sonra işimiz var. Yani Astoria'nın 5 saat sonra hani böyle fashion işi var. Ondan sonra Pierre'in de 3 saat sonra bu military işi var ve bu recruit sanırım şey demekti. Hani askeri alanda acemilik demekti. Astoria'da şu an görsel satıcı olarak merchandiser, visual merchandiser yani görsel satıcı olarak işe başladım. Şimdi bir önceki bölümde eğer izlediyseniz şöyle bir sorun vardı. Ben modu yüklediğim zaman şöyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Research Fashion gözükmüyordu. Ama ben bu hani modu indirdiğim yerde birazcık araştırmalar yaptıktan sonra bu sorunu çözdüm. Artık buradan Research Fashion seçeneği şey oluyor. Nasıl desem? Çıkıyor ve daily task'imizi yani günlük yapmamız gereken görevimizi artık yapabileceğiz. Şimdi şöyle bir şey var ve ben bir tane ikiz daha doğurmak istiyorum. Yani iki tane çocuğa daha sahip olmak istiyorum. Çünkü bilmiyorum çok fazla geniş bir aile olmak istiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bu 6 tane çocuğu ne yapacağız onu da bilmiyorum. Hani eğer bir tane daha ikiz doğurursam. Yine de doğurmak istiyorum yani. Neyse. Şimdi çocuğum Carter. Sen daha geçen bölüm doğdun. Seni hatırlıyorum. Ama sen neden daha yatmıyorsun? Bütün ihtiyaçların düşmüş. Şuraya gelip yat lütfen. Ve de bir şey söyleyeceğim. Biz acaba eve bakıcı mı tutsak diyeceğim ya. Hani daha önce ben Sims 4'te hiç bakıcı tutmadım yani. Bu bölümde acaba onu mu tutsak diye düşünüyor değilim. Evet ya tutalım ya. Niye tutmuyoruz ki? Evet tutalım. Zaten paramız da zaten çok fazla var. O da gayet iyi olur. Bakın mesela şimdi şuradan o Research Fashion şıkkı da şuradan geliyor. Evet niye gözükmüyor? Yaşasın yine gözükmüyor. Neyse. Şunu bir yapmayı tamamlayalım da. Evet sanırım 175'ini tamamladık. Artık complete olsun bir zahmet lütfen. Evet artık complete. Ve Astoria'nın yarın işe. Oo yeni bir mutlet kazandık. Oo şu an nasıl desem trendleri takip ettiğimiz için kendimizi ilham almış bir şekilde hissediyoruz. Bu gayet güzel bir özellik olmuş. Bu mod şu an çok hoşuma gitti. Ve enerjimiz çok düşük. İşe ne kadar kaldı? 3 saat kaldı. Sen bu sırada birazcık gel uyu. Ondan sonra sanırım Pierre işe gitti. Evet gidecek şu an Pierre ama 50 dakika sonra gidecek. Onun durumu nasıl? Onun da uykusuz. Bayağı bir uykusuz. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pierre'e artık birazcık vücut çalıştırmam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla kilo aldım. Hileyle düzeltebilirim ama düzeltmeyeceğim. Çünkü evimizde çok güzel bir şekilde hani spor aletleri falan var. Ama neden siz hala yani bir şey soracağım. Evdeki hiçbir tuvaleti kullanmıyorlar ve hepsi buraya gelip tuvaletini yapıyor. Anlamıyorum neden yani. Ve ben yine kronometreyi başlatmayı unuttum. Yaşasın. Tamam. Sen burada gel hemen tuvaletini yap. Ondan sonra sizin de tabii okulunuz var ama ödevinizi yaptınız mı? Yapmışsınızdır umarım. Yani şurada complete yazıyordu. Tamam, ikiniz de yaptığınıza göre aferin size. Sen gel tuvaletini yap. Ondan sonra kahvaltı yapmanız gerekiyor ve kahvaltı tabii ki de evde olmayan bir şey. Yani kahvaltı yok evde. Çünkü anneciğimiz yapmıyor kahvaltı. Yaşasın. Uyuyor o. Neyse. Şimdi acaba ben testingçisi onun durumunu iyi mi yapsam diyeceğim de. Şimdi ben bunları işe şey göndermek istemiyorum. Nasıl uykusuz göndermek istemiyorum. İlk günde direkten işe uykusuz gitmesin. Dolayısıyla direkten hile kullandım ve uykusunu aldırttım. Pierre'cime neden oradan dolanıp geri geldin? Anlamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şuradaki tuvaletleri artık kullansınlar. Buralar kilitli falan mı yani? Unlock tamam. Şu an herkes işe gitti. Bir tek Astoria gitmedi. 12'de 2 saat sonra. Şöyle bir şey yapsam onun da durumunu direkten hileyle düzelsem nasıl olur? Bence hiç de fena olmaz. Ekip yaşasın. Size artık yapacak bir şey bulamıyorum. Çünkü yok artık Parenthood bitti. Ve de şöyle birkaç tane yorum da gördüm. Şey diyor ki hani böyle Ivy böyle çok güzel hanımefendi bir kız yap.
Ondan sonra da Jason'ı da böyle vücut geliştirici, spora düşkün olan birisi yap demişsiniz. Bir kişi demişti onu ama şu an ismini maalesef ki hatırlayamıyorum. Evet, Astoria'da işe gitmek üzere yola çıkıyor mu? Hayır. Bir saat vardı onun işe gitmesine. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Resim çiziyorsun. Tamam, resim çizebilirsin. Aferin size. Ne kadar çok ilhamlı olduk ya. Very inspired. Şu an çok ilhamlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peki acaba Ivy'nin açlık durumu nasıl? O da gayet iyi. Tamam. Gelip bunu satsam ne olur? Ha, biz satamıyoruz sanırım. Neden gelip onu oraya koydun? Niye yani? Ben o zaman gelip bunu satarım. Şurada. Neyse. Şimdi sanırım sen çocuklarına beraber aynı anda işe gideceksin diye düşünüyorum. Artık gitsen bir zahmet, artık git hani. Tamam. Hadi git. Artık git, saat 9 oldu. Artık git, hadi git. Heh, tamam. Ama bakın, kıyafetimiz böyle olmuş. Şu an iş kıyafeti falan da gayet güzel gözüküyor. Ya mod çok güzel ya, gerçekten harika. Neyse, ben zamanını hızlandırayım. O sırada çocuklarımızı... Hayır, neni mi olsun? Yani bir bakıcı mı tutalım yoksa onları gönderelim mi? Tabii ki de gönderelim. Çünkü bedava. Ya daha demin bakıcı çağırsam mı diye size soruyordum. Ama şu anda bedava diye başka bir yere yolladım çocukları. Neyse, ben de o sırada hemen şey yapayım. Bunları temizleyeyim. Acaba videoyu burada kessem mi? Bence burada videoyu keseyim. Ondan sonra devam edelim. Herkese tekrardan merhaba. Şu an aile bireylerimiz eve geldi. Ve şu an nasıl desem, o ne diyeceğimi unuttum. Heh. Pierre 200 smelling kazandı. Ve saatliği ne kadar Allah aşkına bunun? 25'miş. 25 smelling çok az saatliği. Gerçekten az. Neyse, sorun olmaz, zaten paramız da fazla. Fazla fazla yeter bize. Şimdi Ivy'cimize tabii ki de yine ne yaptıracağız? Ödevlerimizi yaptıracağız. Ödevler çok önemli. Yani en azından başarılı çocuklar olsunlar, değil mi yani? Tamam. Ondan sonra George falan, tabii ki de bunlar da eve geldi. Çünkü evde bir tane yetişkin eve gelince direkten bunlar da eve ışınlanıyor. İkisi neden böyle yatağında? Çok şirin gözüküyorlar. Sen niye sinirlisin? Çünkü düşük bir eğlence, yani eğlenmek istiyormuşsun ve şu an kendini sinirli hissediyorsun. Niye yani? Tamam. Sen kardeşine kitap mı okuyacaksın? Ha, hayır. Ödevini yapacak mısın? Tamam. Şimdi gelip birisi şu çocuğu yıkayabilir mi? Yani yıkasın. Çocuk şeye dönmüş. Kirlilik yığını. Neyse. Hadi gel bunu yıka şurada. Bunun adı neydi Allah aşkına? Ben unuttum. Carter. Carter'a gel bakalım. Give Carter bubble bath. Bath. Böyle İngiliz aksanı konuşalım hadi. George'u birazcık eğlendirmemiz gerekiyor. Nasıl eğlensin? Gelsin burada bloklarla oynasın. Gel bakalım, oyna. Ondan sonra bizim anneciğimiz hala işte. Canım anneciğimiz. Ve nedense saatlik 20 smelling kazanıyoruz. Bu çok az. Niye bu kadar az? Bilemedim. Kaç saat var? 8 saat mi çalışıyoruz? Oradan 3, oradan 5, 8. 160 smelling az. Neyse, ama gün geçtikçe ilerleriz. Bu da gayet güzel olur. Ve gelip burada doktorculuk oynuyor şu an Ivy'ciğim. Sen ödevini yaptın mı? Yaptın. O zaman gelip sana bir school project yaptıralım. Sen gelip buna devam et. Tabii ki de dikkatli bir şekilde yap. Ben sana öyle darmadağın iş yaptırmam. Hiç kusura bakma. Bu ne? Festival geldi. Ve astrolojimiz de işten geldi. Şimdi direkten işten geldiği için ona günlük görevi olan moda araştırmacılığını yapacağız. Research Fashion. Şuradaki şıkta ne diyordu? Hemen onu da okuyalım. Neymiş? En son trendlerle etkileşim halinde kalabilir misiniz? Diyor. Evet tatlım, gel sen burada Research Fashion'ını yap. Ondan sonra tabii ki de Pierre'in de günlük yapması gereken şeyler var mı diye düşünüyorum ama yok. Neyse. O zaman gelip o burada birazcık şey çalışsın. Vücut çalışsın. Yani artık gerçekten kilo vermesi gerekiyor ama sen hala çocuğuna banyo yaptırmadın mı? Ben sana onu 1000 yıl önce verdim o komutu ama yine de sen bilirsin. Bu ne Allah aşkına yani? Bu ne? Çocuk babasının içine girdi. Yani illa bir sorun çıkarırsınız. Gerçekten size inanamıyorum. Bak bak bak, sen orada gidip pırt da yapıyor. Gel şu çocuğu şurada yıka yani. Carter.
Carter'ın saçları annesine çekmiş. Diğerininki de kahverengi değil mi? Aynen. Hiç siyah saçlı yok. Sana ne oluyor? Sen niye bağırıyorsun? Yine mi sinirlisin? Sen ne kadar sinirli bir çocuksun? Gel orada o zaman uyu. Ivy school projectini bitirdi. Ve çok güzel oldu. Excellent quality'de oldu. Bakın yani bir şuna bakın. Bir dakika. Bakın mesela bu. Bu neymiş? Bu good quality, bu excellent quality. Yani gerçekten arada fark var. Çok güzel. Aferin Ivy'ciğim. Canım çocuğum benim. Acaba neslimizi hangi çocukla ilerletsek diye hala düşünmüyor değilim. Video ne zaman gelir? Bugün ayın kaçı Allah aşkına? Bugün 1 Temmuz ve akşam saatleri. Dolayısıyla videoya yarın gelebilir. Yani 2 Temmuz gibi gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ölmez sağ kalırsak. Yaşasın. Evet. Jason. Bak bütün şeyim gitti. Ne diyeceğimi unuttum. O zaman sen gel. Şuradan duşunu al. Ondan sonra çok uykun var. Ama yine de acıkmışsın. Biz gerçekten acıka acıka bir hal olduk. Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Bu bir balık eti gibi gözüküyor. Sen kim? Balık yapmak kim? Astoriyeciğim yani. Astoriyenin Allah aşkına şey yemek yapma skili ne? Yine kaç yani? 5. O 6 olmak üzere hatta. Çok da kötü değilmiş yani benim. Çok güzel. Şöyle bir Astoria'ya yemek yaparken bir çekim diyecektim de. İlk defa bir Astoria'cığımızın yemek yaptığını görüyoruz. Yani ilk defa değil tabii ki birazcık abartmayayım ama. Tamam. Bu hangi yemekmiş? Aa, fish and chips. Balık ve patates kızartması. Ama şu an çok güzel olur. Yani olsa da yesek. Yaşasın. Jason. Jason sen hala açsın ama gelip ilk başta yemeğini ye ondan sonra yat. Ivy'ciğimiz direkt sessiz sakin böyle yatıyor. Mis. Ne güzel. Ama uyansın ve birazcık duşunu alsın. Çünkü sabah olmayla uğraşmasın yani. Ve bu oda çok güzel değil mi? Bu Ivy'ye yaptığımız oda bence gerçekten çok güzel duruyor yani. Harika. Ve bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bazen kendime Carter çok acıkmış. Carter'a hemen yemek verelim. Carter çocuğum gelsin. Şimdi bak. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yemeği ben çocukların önüne koyuyorum. Ondan sonra çocuklar geliyor alıyor. Grab and serving. Heh. Buradan al bir tane. Sen otur kendin ye çocuğum. Senin annene babandan hayır yok yemek konusunda. Evet. Sen gel onu ye. Ama hala orada beklemene gerek yok. Hani beklemesen iyi olur. Çünkü sosyal görevliler gelip yemeğini alabilir. Yemeğini değil, seni gelip alabilir direkten. Tamam, sen gel o zaman orada yemeğini ye. Jason çok enerjisi gerçekten çok ama çok düşük. İnşallah ödevini yapmışsındır. Diye tam hayır yapmamışsın. Ama bugün zaten cuma. Yani ödevini yapmasan da olur. Cuma günleri. Ama bir şey söyleyeyim böyle şey oluyor. Hani ödevinizi cuma günü yapıp ondan sonra bütün cumartesi pazar o gönül rahatlığı gerçekten hiçbir şeyde yok. Yani gerçekten efsane bir şey o. Ondan sonra benim herkesi aslında yatırmam gerekiyor. Şu an saat daha 9.30 olsa bile yatırsam mı acaba? Bilemiyorum. Şuradaki neden bir tane sandalye yok ya? Birazcık bu evden sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım. Bilemiyorum ev mi değiştirsek acaba? Bilemiyorum. Yani bu evde çok büyük ve çok güzel. Hani bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor ama birazcık dekorasyonu gerçekten sıktı. Yakın bir zamanda burayı bir ele alayım ben. Neyse. Gereksiz bilgileri yine verdikten sonra yine tuvalete buraya geliyorlar. Yani anlamıyorum niye tuvalete buraya geliyorsunuz? Buranın ne özelliği var? Yani sadece şu poponuza su fışkırttığı için mi bu tuvaleti seviyorsunuz? Anlamıyorum. Tamam. Evet birisi konuşamadım. Birisi gelip burada basketbol oynayabilir mi? Lütfen oynasın. Aa şey. Gelip burada tabii ki de sana şey yaptıracağım. Workout yaptıracağım. Senin kilo vermen gerekiyor. Bu ne? Yani yemek cenneti olmuş burası. Carter da yemek yiye yiye bir hali oldu. Sen hala aç mısın? Ya anlamıyorum bu çocuk niye doymuyor? Yiye ye bitiremedi. Aa, böyle çok güzel uykuya dalmıyorlar mı? Sırf bu görüntüyü görmek için yemin ederim çocukları uyutmayasım var. Yine sessizce hilemizi kullanalım bari. Tamam. Uyan çocuğum. Sen gel buradan hemen. Birazcık bloklarınla oyna.
Ondan sonra sana toller eşyası olarak başka ne alabilirim diye düşünüyorum. Ama başka bir şey yok. Yaşasın. Bu ne? Oo, bu bir custom content. Sanırım ben bu custom content'leri daha yeni görüyorum. Bu ne? Ben böyle bir yatak mı indirmişim? Ama bu çok güzel bir yatak. Niye ben bundan önce kullanmadım? Hemen yatakları değiştiriyorum. Çünkü yeni yatak yüklemişim ben custom content olarak ve hiçbir şekilde farkında bile değilim. Bunun turuncusu olsun. Çocuğumuz neyse burada yatsın boş boşuna kalkmasın. Ben baya baya custom content indirmişim yani. Bunun takımı falan varmış. Baksanıza. Oo. Yaşasın. Şu an çok mutlu oldum. Bakın böyle gayet cool bir şey var. Yatak. Çok hoşuma gitti. Tamam. Bunları indirmem. Şu an beni mutlu etti. Sadece bir tanesini yatağını değiştirdim ama. Neyse. Diğer çocuğumuz da burada hala yatmaya devam etsin. Sen orada gelip bloklarını oynamaya devam et. Ben burada babacığınıza birazcık eziyet ettim. Spor yaparken gülebilen bir insan çok şey yani. Saygı duyulası. Ha bir de şeydi sanırım hatırlamıyorsam Ivy'ye hani böyle birazcık da çapkın olsun demişsiniz. Birazcık da hani böyle başarılı da olsun. Yani hem dersleri iyi olsun hem sevgilisi olsun. Gerçekten çok yani hem sevgili yapıp hem dersleri iyi olan insanlara gerçekten saygı duyuyorum. Hani harikasınız. Böyle saçma bir şey söyledikten sonra da devam edebiliriz. Saçma oyunumuza. Tamam. Saçma oyun değil ya. Sims yani ne bileyim ya. Sims'i gerçekten sevmeniz gerekiyor. Yoksa oynanacak oyun değil kesinlikle. Benim bazı arkadaşlarım hani gerçekten bunu mu oynuyorsun diyorlar. Ve ben de evet diyorum. Very confident hissediyormuşuz kendini. Sen new baby. Bir an sen kendini doğurdun falan zannettin de hayır. Yeni çocuğumuzun doğması şerefine daha kendimize 11 saat boyunca mutlu ve kendinden emin bir şekilde hissedeceğiz. Tamam. Bu çocuğumuz hala ayakta. Neyse ama şunları artık şeye atsam mı ya? Çöpe atsam diyeceğim de. Şunu kaldıralım. Buna hiç dokunulmamış. Bunu şöyle buraya koydum. Bunu da böyle buraya koydum. Geri kalanları atabiliriz ama şu an üşendim. Neyse orada kalsınlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Sen gelip burada tuvaletini yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Harika. Gelip burada dans ediyor kendi çapında. Harika. Şimdi ne yapabiliriz? Make mess. Hadi birazcık etrafı dağıtalım. Yaşasın. Responsibility ise şu an düşüyor. En sevdiğim. Tamam. Şimdi o sırada ne yapıyoruz? Sen bayağı bir artık çalışacaksın. Yani hiç kusura bakma. Senin çalışma vaktin. Push the limits. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok yorgunluktan falan ölmüyorlardı, değil mi? Hani yanlış şey yapmıyoruz umarım. Çünkü City Link'te hatırlıyorsanız Jane ve Angelo'yu nasıl öldürdüğümüzü umarım hatırlıyorsunuzdur. Yani evet hatırlamışsınız umarım. Wuhu yaparak öldürmüştük. Binlerce wuhu yaptırmıştık ve ölmüşlerdi. Çok ilginçti. Tamam. Sen iyice ama iyice. Push the limits. Umarım ölmezsin. Ben bir kaydedeyim de oyunu. Şimdi ölür mü ölür? Gerçekten ben öyle şeylere gelemiyorum. Gerçekten. Tamam. Bir de acaba fitness stuff'ı alsam mı almasam diye o kadar çok düşünüyorum ki. Çünkü fragmanda ve hani eşyaları aslında güzel. Hani kötü değil. Ama 40 liralık da değil yani. Hiç kimse kusura bakmasın 40 lira veremem yani. Yabancılar ne güzel 10 lira gibi yani. Kendi para birimlerince 10 lira. Çok güzel. Sen sanırım iyice artık bitirdin. Ölme lütfen. Dur ama dur. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ölünüyor mu ya? Çok uncomfortable'mış. Bu ne? Artık yorulmuş. Fatigated. Sanırım öyle okunuyordu. Neyse tek shower. Hemen duşunu güzelce al. Ve hemen 4 saat sonra şuradaki yorgunun azaldıktan sonra tekrardan sana spor yaptıracağım. Ve saat 5. Saat sabah 5 diyecekken saat 5 dedim. Harika. Ve hemen bu bölümde burada bitireceğim. Çünkü bu bölüm şu an yanılmıyorsam 20 dakika falan ama şunun tadına bakın. Merdivenden düşüyor. Sen ya sen düşüyor musun ya? Ya sen düşüyormuşsun ya. Evet.
Yani iki çıkıyor bir iniyor. Üç çıkıyor bir iniyor falan. Çok güzel. Harika. O yüzden bu merdivenleri tırmanamıyorlardı. Neyse. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bu videoyu da burada bitirelim. Beni bu ne kadar dağıtmış ortalığı ya? Yani çok fazla değil mi? Neyse. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bu videodan da bu kadar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen diğer videolarda da beni yalnız bırakmayı unutmayın. Evet, vurgulama hatası yaptım. Neyse. Diğer videolarda da beni yalnız bırakmayı unutmayın. Başka bir Sims 4 Parenthood oynuyoruz bölümünde. Görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.